Herkese selamlar, Ferhat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben bomba gibiyim çünkü bugün güne çok güzel kahvaltı yiyerek başlayacağız arkadaşlar. Bugün benim bildiğim ve daha doğrusu tavsiye de edilen serpme kahvaltıcılara gideceğiz. Daha önce Adana ve İstanbul'daki kahvaltıcılara gitmiştim. Oranın dışında bilinmeyen, az bilinen serpme kahvaltıcılara gideceğim. Gerçekten çok iştahlı bir video olacak. Şimdiden uyarıyorum, mekanlar efso, lezzetlere efso olanlar var. Haydi başlayalım o zaman. İlk mekanımıza geldik. Naga Putrika'dayız arkadaşlar. Burası benim uzun zamandır gelip kahvaltı yaptığım yerlerden bir tanesi. Burayı sizi göstermezsem içim rahat etmezdi. Hadi gelin şöyle güzel bir serpme kahvaltıyla başlayalım. Haydi. Yeşil yol. Ben de John Coffee. Evet, oturduk şimdi. Menüyü de aldık. Böyle bir sürü çeşit menüler var. Bunun bir özelliği arkadaşlar, kendi kendine şöyle menüler oluşturmuşlar. Tamam mı? Burada böyle hepsi yazıyor. Burada da işte fiyat aralıkları yazıyor. Onları gösteririm. Şimdi göstermeyeceğim. Doğal olarak çünkü buranın tüm ürünleri harbiden dışarıdan geliyormuş, organik. Ben de bunu yediğimde kendilerine sordum kardeşlerim. Şimdi burada işte söğütçük var. İçinde neler bulunduruyor, neler dahil, neler dahil değil zaten görmüş oluyorsunuz. Benim burada yediğim köy ceyizi arkadaşlar genellikle. Bunda menemen ya da sağında yumurta, peynir tabağı var. Ondan sonra bal, kaymak, pişi, domates soslu biber kızartması, zeytinyağlı kekikli kuru domates, siyah yeşil zeytin, yeşil zeytin ama ben bir de ekstra ama burada sucuğu ve patates kızartması, ev patates kızartmasına hastayım. Onun için sucuk da söyleyeceğim. Bunun yanına patates kızartması da söyleyeceğim. Onlar ekstra. Şimdi o zaman siparişimizi verelim. Ha, çayı da önden şey yaptılar. Köyceğizi kendisi deniyorsun. Menemen. Menemen var ya. Tam böyle ekmek fırlatmalık. Pereye de öğrettim. Buraya geldiğimizde ekmeği atıyor. Baba oluyor mu diyor. Ekmek zaten ele kadar bu arada. Hani şöyle tutmaya çalışıyor. Dedim oluyor, çok güzel. Şu an sevgili eşim, eğer bu videoyu izliyorsan kıskandın, hasetlendin biliyorum. Çünkü o çok sever burayı. Ve her fırsat buldukça da onu da buraya getiririm. Kanka, menemeninin lezzetini size şöyle tarif edeyim. Domates hakiki köy domatesi olduğu için menemen böyle tatlı gibi. Hani böyle tatlı tatlı geliyor menemen. Efsane oluyor. Efsane. Abi bak, kahvaltının %1 milyon harbiden mutlulukla bir ilgisi var. Benim gibi düşünenler yoruma yazsın. Ben kahvaltı benim için var ya, atıyorum şeyi boş geçeyim. Öğlen akşam önemli değil ama kahvaltıyı güzel yaptığım zaman ben çok mutlu oluyorum. Güne çok güzel başlıyorum. Sadece saatlerini değiştirdim. Sabah erkenden yapmıyorum kahvaltı. 12'den sonra yiyorum. Akşam 8'den sonra da bir şey yememeye çalışıyorum. Çünkü öküz gibi olduk inaf edersin ya. Bırakma şuna bak ya. Şu ne ya? Şu ne ya? Böyle bir gıdıka var mı ya? Recep Ebedi'ye döndü o ara. O zaman köyceğiz geldiği zaman kanka ben de buradayım. Bak şu, özür dilerim pöpürdettiğim için. Hava bedava, burada su da bedava kardeşlerim. Onu da söyleyeyim. Ve geldi. Gördüğünüz gibi şu an tek kişilik kahvaltı geldi. Patatesi de gösterelim. Bildiğiniz anne ev patates kızartması da geldi. O zaman gelenektir. Fırat Sobutay takipçileri, takip etmeyenleri hepiniz için attık. Ekmek nerede Kerem? Kavradık mı şunu? Abi. Efso. Ben menemenine bayılıyorum abi buranın. Bu arada söyleyeyim, vallahi billahi reklam meklam değil. Yemin ederim değil. Harbiden sevdiğim için şöyle göstereyim. Öf. Bak kanka, ben hangisinden yiyeceğimi şaşırıyorum abi buraya geldiğinde. Bundan mı başlayayım? Bundan mı yiyeyim? Onu mu yiyeyim? Hepimde şaşırıyorum. Ezme yok muydu ya? Sanki ezme de veriyorlardı. Abi bak şunu, kızarmış. Ne güzel kızarmış. Şuna bir bakar mısınız ya? Çok güzel durmuyor mu? Sarı sarı böyle. Bu harbi ev yapımı. Şehir dışından geliyormuş. Ben bunu sormuştum. Sezgin'in, eşim Sezgin'in pek böyle sucukla arası yok. Daha doğrusu iyi bir sucuk sever yani o da böyle. Hepsini yemez. Burada bundan 2 tane yedik. Üstüne 2 halka bir de. Ellerinde fazla varmış, satın almıştım 2 tane. Bayılıyorum. Şöyle bir ekmek var. Domatesle. Zeytin ezmesi mi vardı, böyle bir şey daha vardı. Ben niye acele ediyorum kanka? Beni durdurursanız abi. Arkamdan kovalamıyor Fırat abi de, Keremciğim. Hani iyi abi, bunlar kimse kaçırmış. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bunda ezme var mıydı yok muydu ben hatırlamıyorum da. Ezme var mıydı bunda? Ezme yoktu. Ezme yoktu değil mi bunda? Tamam. Acuka var. Ha, acuka. Söğütçükte miydi o? Tamam, onu sordum. Tamam, sağ olun. Acuka ezme değil. Acukayı da şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka yiyin. Buraya gelirseniz. İşte ben burayı kaç yıldır biliyorum. Fiyatları böyle genel ortalamadaydı. Hani her yerdekiyle. Sonradan tabii ki yine her yerdekilerde yapılan zamma göre burası da maalesef zam yapmak zorunda kaldı arkadaşlar. Hani kimisine göre pahalı, kimisine göre normal geliyor. Fiyatı size zaten söyleyeceğim. Mesela burada yeşillikler falan abi, ne mevsimi ise ona göre yeşilliğini getiriyor. Vay be, gönül alım. Annemin yaptığı böyle sosla falan olurdu. Duygulandım lan.
Adana'ya gittim geldim. Bir dakika sakin. Sakin Fırat'cığım şimdi. Atlı kovalamıyor kanka. Atlı kovalamıyor. Sakince yiyelim. Bak burada ne güzel ürünler var. Bak zeytini kaçırdım burada. Zeytin var. İncir reçeli var. Anlamazdım bunda değildi. O sız adam değil mi? Bu incir reçelinde ne vardı? Ha. Ben bu derdim. Tamam. Anladım. Hatırladım. Abimiz var. Halil Sezai. Burada kayısı var. Bak zeytinyağlı. Şöyle. Hakiki zeytinyağımız var. Bunu attın ağzına. Hemen burada gördün İzmir tulumu. Çat. Efsane. Bak size şimdi kahvaltı trikleri vereceğim. Neyle ne çok güzel gider. Ekmeği aldın. Tamam mı? Patatesi aldın. Ama koydun. Sonra buna tulum peyniri. Normalde Erzincan tulumu çok güzel oluyor da bu tulum peyniri de. Cukku iki birleşim efsane oluyor. Hemen size şeylerin tatlarını da tarif edeyim. Diğerlerinden de yemek istiyorum. Çok da şey yapmayayım. Şöyle. Süt reçeli. Bunu herkes çok iyi yapamıyor ama İstanbul'dakiler bilir. O benim Adana İstanbul kahvaltıcı videomda da var. Türev vardı benim Adana'dan çocukluk arkadaşım Türev şey. Onun annesi de çok güzel yapıyordu süt reçelini. O da dükkanında satıyordu. Ha çay geldi. Şuna bir vurayım da diğerini alayım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Türev'in işte reçel türevleriydi zaten. Onun kahvaltısı şu an kapattı. Beşiktaş'taydı. Orada da süt reçeli çok güzeldi ve buranın iki tarafında bu şeyini seviyordum yani. Türev'de alışmıştım. Buranınki de gerçekten o konuda başarılı. Şimdi bak incir reçeli. Normalde bana çok uzak ama aması var. Aldın mı kaymağı? Aldın mı bunu? Geldi mi? Çok özür diliyorum ama çok güzel oluyor ikisi. Menemeni soğutmayalım Kerem'in. Bak soğan yok. Eyvallah. Ama mesela bunda soğanı aramadım. Bunda soğanı aramıyorum. Olsun diyorum olmasın ama domatesin ve biberin tadı o kadar güzel ki şeyi aramıyorsun yani. Hani soğan nerede diye. Geçen sevgili hemşerim Kıvanç Tatlıtuğ bir menemen videosu yaparken paylaşmış Instagram'da. Soğanı nasıl kesiyor kral ama. Çat 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 çat. Tam adına böyle çat 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 çat. Soğanlı menemen yapıyor adam. Aman yemediğim bir şey kaldı mı? Pişinin de tadını anlatmak istiyorum. Sıcak sıcakken. Abi işte yani ne olursa olsun. Bir şey kendileri hazırladığı zaman ve güzel malzemelerle yaptığı zaman oraya ben kendi adıma verdiğim paraya acımam abi. Çünkü misal veriyorum böyle bir şey ben sürekli yapmıyorum. Ama eğer bunu yapacaksam da yiyeceksem de varsa durumumda hani alabilecek bir pozisyondaysam bunu yiyebilecek bir durumda gelir abi veririm. Hani anladın mı? Ben biraz o kafadayım. Kardeşlerim o zaman sizler için bir şöyle bir combo yapıp hepsini gömüp geliyorum. Bak. Bunu koydum. Nane. Gömüp sonra fiyatla geliyorum kanka. Modda kahvaltıya geldik arkadaşlar. Buraya da bir referans üzerine geliyorum. Burada daha önce hiç kahvaltı yapmadım. Bakalım burada serpme kahvaltı nasıl? Hadi görelim kardeşlerim. Oturduk efendim güzelce. Menüyü istedim önden. Şöyle kitapçık bayağı. Bir şey değil mi? Bunlar masraflı menü ha. Kanka bak söyleyeyim bunlar masraflı bir önü. Şimdi ben direkt burada en çok tüketilen hangisi ise onu söyledim arkadaşlar. Yani insanlar geldiğinde burada en çok ne yiyor? 3 çeşit varmış. Ege kahvaltısı var. Şöyle göstereyim. Van kahvaltısı var. Karadeniz kahvaltısı var. Buyurun. Menemen mi mıhlama mı? Mıhlamanı süper. Tamam o zaman mıhlama alalım. Tamam olur olur mıhlama olur. Şimdi benim söylediğimin içeriğinde neler var hemen Ege kahvaltısı söyleyeyim. Menemen ya da peynirli omlet diyor. Peynir tabağı diyor. Pişi diyor. Tereyağı, bal, Ege usulü zeytinyağlı kekikli zeytin salatası. Yakaladın beni. Ege usulü kahvaltılık sos, zeytinyağlı, kekikli, kuru domates, siyah zeytin, yeşil zeytin, reçel. Reçel nerede? Ege zeytin, sınırsız çay. Ha bak yeşillik tabağı, mevsimsel, reçel. Aslında diğer tarafta yediğimizde benzer. Demek ki insanlar genellikle bu tür şeyleri tercih ediyor. Karadeniz. Karadeniz ama harbiden Karadeniz'de de ayrı bir kahvaltı kültürü var ha. Kral. Harbi diyorum ayrı bir. Orada da bir kahvaltı kültürü var. Van. Bizim işte eski ekiple gitmiştik Van'a. Kahvaltı videosu çektik. Abi o kadar yer var. Biz de büyük bir yer gördük. Tamam mı orada böyle biraz daha geniş falan. Tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Eli ayağı düzgün hani falan diye. Halbuki oradaki en salaş mekanmış. Oranın en iyisi. Oraya gitmedik. Gittik başka yerde dedik ki o da kötü değildi. Vallahi Kerem Van'a gidelim kanka. Tamam mı kardeşim? Gidelim şöyle o hakiki kahvaltıcıda bir Van. Vallahi Van'a gidelim. Şöyle güzelce 24 saat boyunca Van'da yemek yiyelim. Çok güzel çünkü. İnsanını da çok sevdim. Yemeklerini de çok sevdim. O zaman Ege kahvaltısı gelsin. Kardeşiniz de burada. Ha, iki, ha.
Yine geldi. Yine bir şov. Şimdi bu arada şöyle bir detay vermek istiyorum. Arkadaşlar burada bir mıhlamamız var. Bu kuymak mı mıhlama mı? Kuymak. Ama mıhlama da olabilir. Her neyse. Bunu normalde yok. Şey var. Menemen ya da peynirli omlet var bu Ege kahvaltısında. Bunu sağ olsunlar bu şekilde dediler ki bu iyi, bunu da şey yapalım. Onun yerine bunu verelim. Olur dedim ben de. O zaman hemen ben şöyle bir mısır ekmeğiyle. Öf. Fırat Sobutay, Fırat Sobutay. Çayı da şöyle ben. Bu arada ilk mekanda da böyle getiriyorlar. Normalde iki kişi oturduğunda. Burada tek kişilik yok. Hani orada ilk yerde tek kişilik var ya. Burada iki kişilik. Direkt iki kişilik kahvaltı geliyor. Hemen şöyle peynirlerimizin de güzelce bir tadına bakalım kankacığım. Ben peynir böyle bir iki üç çeşit olduğuma mutlu oluyorum. Peyniri çok seviyorum. Ezine'yi daha çok. Kurumu da seviyorum. Köpek ekmeği yiyeceğim gençler. Ama bak peynirler akıyor. Şöyle Ezine'den de alalım. Burada zeytin salatası var. Ege deyince tabii böyle zeytinyağlı kuru domates, işte zeytin çeşitleri. Şu ezme sanırım köz biber ezmesi değil mi bu? Köz biber. Evet, eyvallah. Kuru domatesi seviyor muyum sevmiyor muyum bilemiyorum. Ama bunun ezmesi oluyor kanka. Bunun ezmesi çok güzel oluyor. Evet, bu da çok güzel. Zeytinyağıyla karışınca güzel olmuş. Oo. Bak şu videodan 20 tane çekerim. Bu videodan 20 tane çekerim. Ya çünkü burada doyma hissini kaybediyorum kardeşlerim. Bak bu işte hakiki böyle Ege zeytini böyle oralardan, Balıkesirlerden, Ayvalıklardan. Ecemit. Evet yine işte böyle iyi referansla gelince mutlu oluyorum kanka. Hani böyle hüsrana uğramamak beni mutlu ediyor. Yine seçimlerde zorlanacağım şeyler de olabilir. Ama böğürtlen reçeli. Umarım bunu iyi yapmışlardır. Bunu çok severim. Herkes de iyi yapamıyor. Her yerde de bulamıyorum. Bundan yiyeceğim ama kanka şu mıhlamayı soğutmamak lazım. Pera bir yiyor bu mıhlamayı arkadaşlar. Önüne koy bunu, hepsini tek başına bitirir. Hepsini. O küçücük boyuyla. Bu tabii ki Karadeniz kahvaltısında vardır muhtemelen. Değil mi? Bu arada her yerde yine böyle tekli menemen işte yumurta çeşitleri falan da var. Hani böyle bir şey yemezseniz bakmak istiyorum. Mıhlamayı ayrı mı satıyorlar? Yok, Karadeniz kahvaltısında mıhlama var tabii ki. Aynen. Kahvaltı tabağı da varmış. Eyvallah. Mıhlama da var. Mıhlama normal tek yersen 44 liraymış bu. Mısır ekmeğiyle de bu. Can istedi mi Kerem? İstedi mi? Bir iş daha açıldı Kerem'in. Yemin ediyorum. Çalışmaya başladığımızdan beri 2 kilo aldı. Kerem'ciğim, senin yanında şunu söylemek istiyorum. Diyorlar ki keşke çeken kameramana da arkadaşlarına da ikram etsen. Onlar da yese. Hem çekip hem yemeleri çok zor arkadaşlar. Tabii ki hani videoda falan bir uzatıyoruz da çekimden sonra değil mi Kerem'ciğim? Hani fazla her şey. Fazla fazla her şey dedi kardeşim. Yiyorlar tabii arkadaşlar. Yemez olurlar mı? Ben yerken sizce benim gibi bir adam, ben ne diyorum, dışarıda ben yemek yerken sizlere de davet ediyorum. Ekip arkadaşlarıma da bunun kat ve kat aynısını zaten yapıyorum kardeşlerim. O konuda lütfen içiniz rahat olsun. Ayrıca hassasiyetiniz için de teşekkür ederim. Umarım her şey de böyle duyarlı ve anlayışlı olursunuz hayatınız boyunca arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Bende de bu duyar var. Onun için beraber olduğum arkadaşlarımla ben ne yersem fazlasıyla... şundan yemedik. Fazlasıyla dedim, havada bıraktım cümleyi ya. Fazlasıyla yiyorlar yani Kaya. Rahat olun, sağ olun. Cümleyi bitirmeden... Yemeği gördüm çünkü kestim, bunu yiyeceğim ya. Zeytin salatasına yükseldim mi? Tabii tabii, kötü değil de. Ben böylesini daha çok seviyorum ben mesela. Bu çok güzel. Hatta şöyle yapalım. Bak kanka, bunun olayı bu. Zeytine şöyle bir limonu basacaksın ki kanka. Üf. Vallahi billahi böyle limonlayınca, hatta isteğe göre böyle kekik, pul biber atabilirsiniz. Şöyle kanka ben. Buranın en çok tüketilen kahvaltısı bu kanka. Buymuş. Biz de öyle duymadık ve geldik. En son olarak üf ve geliyor. Ve geliyor. Bu ne reçeli? Portakal mı? Bir saniye, çok merak ettim ne reçeli bu. Ben bunu öğrenip söyleyeceğim. Çok merak ettim ya. Burada yazıyordur. Bir saniye kardeşlerim, hemen. Tereyağı, zeytin, reçel. He, oraya mevsimsel. Hani hangisi varsa. Öğreneceğim ben bunu. Balından da bir şöyle tadına bakayım kardeşlerim. Tereyağı olmazsa olmaz kanka. Bak. O zaman biz hepimiz bunu gömelim Kerem'cim yine. Katliam yapalım şurada. Yiyelim. Geliyorum. Aa bir dakika. Ben burada canım tayfamı unutur muyum? Ben canlarımı unutur muyum? Geliyorum kanka. Modda kahvaltıdan kalktık şimdi arkadaşlar. Serpme kahvaltının fiyatı, iki kişilik fiyatı 179 TL. Şimdi hemen diğer kahvaltıcıya doğru buyurun gidelim.
Süt reçel yumurtaya geldik kardeşlerim. Kendisi Sanatkarlar Sokağı'nda bulunuyor Kadıköy tarafında. Gerçekten burayı da övdüler. Buranın da bir sürü yine çeşit çeşit işte Ege, Karadeniz falan varmış. Burada da herkes Karadeniz kahvaltıyı öneriyor. İki kişilik. Ondan sonra yine beyaz peynir, örgü peynir, tel peynir. Bayağı bir çeşit var burada ama burada asıl muhabbeti birazdan söyleyeceğim. Asıl muhabbeti biraz... Otur Kerem gel. Burası da son yerimiz olacak arkadaşlar. Burada da bir Karadeniz kahvaltısı yiyeceğiz. Yine böyle güzel şeylerin beni beklediğini düşünüyorum. Bu arada bu Sanatkarlar Sokağı'na ne zamandır gelmiyorum Kerem? Sen nereden bileceksin? Seninle tanışırken geldik mi hiç? Gelmedik değil mi? Ben burayı çok severim. Çok güzel kahveciler, böyle yeme yerleri, kafeler. İşte Nazım Hikmet Kültür Merkezi var. Oraya işte bir ara sık sık gelir çay içerdik, çorba içerdik oralarda. Bakın size yemin ediyorum arkadaşlar. Yiyorum değil mi? Kahvaltı gittiğimiz yerle iştahlı yiyorum. Ya oturuyorum, sipariş veriyorum ya. Ulan yine yiyesim geliyor ya. Var mı böyle bir balık hastalığı falan filan var mı arkadaşlar? Hani böyle doymama, açgözlülük. Daş yok mu lan daş? Bak bunu söktün mü hepsi gelir ha. Koyak da şimdi bina mina yıkılır tepemize, vallahi kafamdan aşağı çatır çutur dökülür. Yemin ediyorum uğraşamam bir daha yani. Karadeniz kahvaltısında bak burada bir özelliği söyleyeyim mi arkadaşlar? Kahvaltı geldiğinde söyleyeceğim. Heyecan olsun. O zaman kahvaltı gelsin kardeşlerim. Ben de buradayım. Kardeşleri vallahi bir dinlenelim dedik. Yürüdük ki 20 saat. Şimdi... En son ki kahvaltıcımıza geldik ve buradaki kahvaltıcı şöyle şunu söyleyeyim. Burada mesela yediniz bunları. Şöyle göstereyim Kerem gel. Bunu yedin. Bitti ya bu. Takviye istiyorsun bir daha. Yani sınırsız yiyebiliyorsun. Yedin. Doymadın. Bir tane daha alabilir miyim diye limitsiz geliyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bence ilk duyduğumda söylediklerini araştırdığımda ya acaba mı falan. Gerçekten de öyleymiş. Bence bu iyi bir şey. Şimdi bak burada mısır ekmeğinin yanında normal beyaz peynir var şöyle. Kavurma. Ooo. Kavurmalı yumurta. Gel baba. Dedi çırpalım mı? Normal mi verelim? Dedim çırpın. Burada da yine ev patatesi kafasında var arkadaşlar. Karadeniz şeyi olduğu için şöyle bir de turşu kavurma var. Bu da ince düşünülmüş bir şey. Ekmek de taze ha. Acıymış kanka bu. Bu acıymış da aldım direkt. Burada muhlama var ama... Videonun sonunda söyleyeceğim değerlendirmeyi. Fiyat performansları da söyleyeceğim. Lezzetleri de. Ama kafamda bir şekil şemal oluşuyor benim. Aa, havuç da koymuşlar. Havucun mantığını ilk defa bir yerde bir kahvaltıda havuç ikram edildi. Şaşırdım. Abi şuna bak ya. Laps laps görüyorum. Dur kaymağı merak ettim. Kanka ben de kaymakta şöyle bal kaymağı var ya. Yani öf. Bu çeçil peynir mi dil peynir mi? Şimdi yorumlarda büyük bir tartışma var. O dil peyniri, o tel peynir, o çeçil peyniri. Değil mi? Günün her öğünü kahvaltıyı yiyebilirim ya. Ay güzel. Portakal, meyve. Bunları da mesela ilk gittiğimiz yerde de bazen duruma göre geliyordu. Gelmiyordu. Ah çaylar da geldi ikinci. Orada da sanırım bazı menüde var mıydı yok muydu onu hatırlamaya çalışıyorum da. Onu hatırlayamadım. Mısır ekmeğinin tek tadına bakmak istedim. Sanırım bunlar Karadeniz peyniri olabilir. Adını unuttum bunun. Ha, bu örgü peyniri arkadaşlar. Bu örgü peyniri. Bu tel peynir. Bu normal klasik beyaz peynir var. Burada da patates kızartması var. Fiyatı acaba ne? Size fiyatı söyleyeceğim. Ay Kerem. Bak bir videoyu çekerken Kerem şuna şahit olacağım. Böyle yiyorum. Yine geziyoruz. İki yer, üç yer falan. Böyle bir anda yerken böyle kanka infilak edeceğim falan böyle. Bam diye patlayacağım böyle organlar mı organlar bir yere fırlayacak arkadaşlar. Kaydı kesme öyle bir şeyde tamam mı Kerem? Al kurguyu yaptır sen çocuklara. Tamam mı? Yani yayınla o videoyu kanka. Vallahi ona doğru gidecek yani tövbe yarabbi ya. O zaman bir kahvaltınız yok mu ya Fırat kardeşinizden? Ha? Şöyle yapalım. Çift gönderelim. Yani iki arkadaş, sevgili olabilir. Dört kişi olmuş oluyor. İki tane çifte birer kahvaltı hediye edeyim ben kanka. Böyle yüzer TL ateşliyim. 100'er TL ateşliyim. Ama yine fotoğrafı isterim. Bu arada burada da eğer yollamışlarsa bir önceki her neyse artık hatırlayamıyorum. Buraya ekran resimlerini koyuyorum. Foto gelmişse tabii ki. Ay abi neyden yiyeceğimi şaşırdım ya. Yalnız çayın biraz daha idemi olabilirdi. Gerçi öyle diyorum da saat kaç oldu yani? Kahvaltıya kaçta geldim yani? Sabah saatlerini falan geçti. Oradan oraya git, oradan oraya git. Gel İstanbul tarafı şekerim. Oradan koştur, buradan koştur. Biraz şey oluyor, zaman alıyor tabii ki. Son şovu ne yapsak? Çok yumurta yediğim için arkadaşlar. Yumurta dokanıyor bana. Onun için böyle bir çatal tadına bakabildim. Yemediğim başka ne var size sunmadığım? Tereyağdan, şu reçelden de yiyelim.
Çatalla da tereyağıya dalmazsın ya. Ha Kerem? Çatalla da tereyağıya dalmazsın ya kanka. Şöyle. Yine burada da bir portakal reçeli gibi bir reçel. Marmelat mı bu? Yok. Ne bu? Çok iyi. Portakal. O zaman bu sefer de meyve yiyerek bu kısma teşekkür edeyim. Sonra da sona geçelim. Ha buranın fiyatını söyleyeyim. 2 kişilik bu gördüğünüz şey 120 TL fiyatı var. Dediğim gibi bittikçe rica ediyormuşsunuz. Hani bu da şeyi de önlüyor aslında. Gereksiz israfı da önlüyor arkadaşlar. Yedim baba bitti doymadım. Bir daha iste hesabı. O zaman hadi çıkışa geçelim. Evet sevgili kardeşlerim, şu an bir videonun sonuna geldik. Nerelere gittik hemen bir hatırlayalım. Naga, Putrika, Modda kahvaltı ve süt, reçel, yumurtaya gittik arkadaşlar. 180 lira, 179 lira ve en son yerde 120 liraydı. Şimdi şöyle, yani Modda ve Naga arasında çok böyle ikilemde kaldım. Atıyorum Modda'nın mıhlaması gayet güzeldi. Ürün, diğer ürünleri de güzeldi. Ama işte Naga'da da menemen ve sucuk. Onları çok sevdim. Ya onun için ben de böyle Naga ile Modda'ya yakın ama Naga bir tık daha önde. Onun için böyle ilk sıraya Naga'yı koyuyorum. Zaten fiyatları bu ara birbirine çok yakın. 2 kişilik 180 lira. Öbür de tarafta da 2 kişilik 179 lira. Tek kişilik 100 liraydı Naga'da. Modda'yı ikinci sıraya koyuyorum. Aslında süt, reçel, yumurta 120 lira ve sınırsızlardan baksanız. O anlamda bayağı avantajlı ama diğer taraflara göre ürünleri normal geldi. Sıradan yani. Evde yiyebileceğimiz tarzdakilerden geldi. Buradakiler biraz daha böyle farklı ve organikti bence. Benim damak zevkime göre. Ben de sıralama bu şekilde. Siz de bu mekan istiyorsanız gidebilirsiniz, tadabilirsiniz. Selamımızı söyleyin hatta. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.